Selamlar herkese, ben Lise Alptan Harun. Bugün yeni Meta Mastery'yi gösteriyor olacağım. AP Hybrid Mastery'yi olacak. Hemen kabiliyetleri göstereyim gitmeden önce ekran. Ondan sonra anlatırız yeni Meta'nın Mastery konusunda nasıl olduğunu, hibridin ne olduğunu vesaire. Bunların anlamını bilmeyen arkadaşlar oluyor. Dün yayında denemiştik orta koridorda zıpkın olmadan. Bu şekilde kabiliyetler en iyi şekilde kullanabilecek durumda oluyor. Anahtar kabiliyeti olarak neden onu tercih ettiğimi soracak olursanız Mastery düz atak şampiyonu, yani tamamen düz ataklarıyla var olabilen bir şampiyon. Ve hani yük biriktirerek oynanabilen nadir şampiyonlardan biri, o yüzden yani o kabiliyetin işe yaradığı nadir şampiyonlardan biri. Şimdi yeni meta mastery derken neyi kastediyoruz? Yeni meta mastery derken mastery'nin şu anki eşyalarla oynanabilecek en iyi halinin ne olduğundan bahsediyoruz. AP Hybrid de şu anlama geliyor: yetenek gücü fakat hibrit. Yani yetenek gücüne yönelik eşyalar alıyorsunuz fakat saldırı gücünü de tamamen çıkarmıyorsunuz devreden. Hem saldırı gücü kasıyorsunuz hem yetenek gücü kasıyorsunuz. Sadece yetenek gücü bir tık daha üstte oluyor. %60'a %40 gibisinden. Hatta %70'e %30 bile olabilir. Hibridin anlamı zaten League of Legends için hem saldırı gücü hem yetenek gücünden yararlanan şampiyonlar demektir. Hani sallıyorum, Kennen olur. Şimdi aklım durdu. Bir sürü şampiyon var aslında. Cidden aklım durdu. Neyse artık. Hem yetenek gücünden hem saldırı gücünden yararlanan şampiyonları diyoruz. Mesela Jax, Akali gibi. Bu tarz hani ikisini de kastığınızda hem yeteneklerinde işe yarıyor hem düz ataklarında işe yarıyor vesaire gibisinden. Mastery'de normalde hani yetenek gücüne dayalı sadece W yeteneği var. Yani yetenek gücü kastığınızda sadece W'nin verdiği can miktarını arttırıyor. Fakat şöyle bir şey var. Mastery tam bir düz atak şampiyonu. Deli gibi düz ataklara dayalı bir şampiyon. Ne kitle kontrolü var ne hani bir mobilliği var hızlı koşma haricinde. Yani atlama falan filan yetenekleri tam olarak değil. Direkt düz atak yapıp adama bodoslama girmek üzerine bir karakter. Öyle olunca düz ataklarını geliştiren eşyalar Mastery'ye çok fazla yarıyor. Ve şu anki eşya değişikliklerinden sonra şu anki haliyle de çok fazla düz atak geliştiren eşya var. Hani bunlar şu anki haliyle Guinsoo, Hexec Gunblade, Witsand yani aklın sonu, sonra Nashor'un dişi ve en önemlisi de tabii ki Zıpkın. Mastery'nin en sevdiği eşya Zıpkın. Bunların hepsini bir araya topladığınızda karakterin hem deli gibi hasarı oluyor çünkü hem saldırı gücü hasar veriyor hem de yetenek gücü hasar veriyor. On hit efekt dediğimiz hani değdiği anda ekstra özellikle hasar veren ya da bir efekt uygulayan şeyler on hit efekt deniyor. Bu şekilde eşyalardan bir sürü yetenek hasar veriyor, yetenek gücü hasar veriyor. Hem de normal düz atayla saldırı gücünden de hasar vermiş oluyor. Bunları birleştirdiğinizde karşı koyamıyorsunuz Mastery'ye karşı. Çünkü hani zırh kasmaya kalksanız yetenek gücünden hasar veriyor. Yani Mastery'ye karşı büyü direnci kasmaya çalışsanız bu sefer saldırı gücünden hasar veriyor. Ki kaldı ki Mastery için büyü direnci kasmış olacaksınız. Diğer takım arkadaşları çok sıkıntı yaratabilir size bu durumda. Durdurulamaz hale getirmeye çalışıyoruz kısacası Mastery'yi. Eskiden AP Mastery oynanırdı, belki bilenleriniz vardır. Q ile tek atıyordunuz herkese. Çok saçma bir hasarı vardı. Çok güzeldi. Ama onda olay Q ile yetenekle hasar vermekti. Bunda yine AP Mastery'yi fakat düz ataklarla hasar vermek üzerine kurulu. Zaten eğer oyun şöyle bir 30. dakikanın üstüne çıkarsa gösterebiliyor olacağız. Hatta oyun sonuna kadar devam ederse de tam olarak bu eşya diziliminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor olacağız. Ben birçok kez denedim. Her seferinde ne kadar güçlü olduğunu tekrardan görmüş oldum. Ayrı kittirme yapmanız gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Çünkü ayrı kittirme yapmazsanız çok kırılgan bir şampiyon olduğu için Mastery'yi sıkıntı yaşıyorsunuz. Mastery'nin zaten en kötü yönü bu. Hiçbir şekilde karşı koyamıyor kitle kontrole karşı. Takım savaşları da o yüzden çok sıkıntılı geçiyor. Şimdi farklı bir orman dönme yapıyor olacağım. Nasıl orman dönme yapıyor olacağım deyince garip geldi. Şöyle ormanda normalde can iksiri alırsınız çünkü doldurulabilir iksir yetmiyor eğer direkt kırmızıya gideceksiniz. Ben şöyle bir şey yapacağım, bunu internetten okudum, daha önce denemedim. Bundan önce ormanda oynadığımda hep normal klasik can iksiri alıp bunu alıp bunu alıp sonra bunu alıp yampiriyi almak şeklinde yapıyordum. Şimdi yapacağım şey bronz günlüklerinde kullandığım hesabı kullanıyorum bu arada. Şimdi yapacağım şey bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. Sonra yampiriyi keseceğim ve kendi kırmızımı alacağım.
duruma göre baskın vesaire de yapabilirim tabii ki. Dikkat dağıtmamak açısından şu anda chatle ilgilenmiyorum. Sadece iyi oyunlar yazacağım. İlk olarak Q yeteneğinizi fulluyorsunuz. Sonrasında dilerseniz duruma göre ikinci olarak W ya da E açabilirsiniz ama benim dediğim orman güzergahında E açılıyor. Alt koridor ikiniz neredeyse oradan başlayın ormana ve olabildiğince fazla yardım etmelerini isteyin. Umarım iki tane vurup gitmezler. Güzel bir yardım ederlerse benim için çok iyi olacak. Fena değil. Yani daha fazla yardım edebilirlerdi ama bu da gayet iyi oldu. Şimdi yeteneğimi açıyorum. Bunu kestikten sonra direkt gelin. Şurada küçüğe bir tane vurun. Ondan sonra Q yeteneğinizi kullanın direkt. Bir kadar küçükleri keserseniz olabildiğince az hasar yersiniz. Bunu keserken de bir tane doldurulabilir ikisinizi harcayabilirsiniz. Şimdi yan piriye gidiyorum. Vampiri daha çıkmadı. Çok hızlı döndük ormana. Rünler konusunda bu arada saldırı hızı alabilirsiniz. Hybrid penetration alabilirsiniz. Yani hem zırh delme hem büyü nüfuzu alabilirsiniz. Artık o duruma bağlı. Yani rünleriniz varsa ekstradan özel rünler yapabilirsiniz bu şekilde. Bu arada o da mavisinden başlamış. Lee Sin. Tamam. Baktık invade yapabiliyor muyuz, rakip ormana girebiliyor muyuz diye. Bu arada çok fazla İngilizce terim kullanıyorum, farkındayım. Yeni sezon değişikliklerine adapte olmak açısından, hani sizlere olabildiğince fazla şey sunabilmek açısından bu değişiklikleri internetten, kaynaklardan da okuyarak, hani diğer insanların fikirlerini de öğrenerek yapıyordum. Öyle olunca sürekli İngilizce terim oku oku. Yine aklım biraz o İngilizce terimlere kaydı doğal olarak. Rakip ormana girdim, baksın. Eğer mavisi olsaydı maviyi kesmeyi deneyebilirdim. Çünkü oldukça hızlı bir şekilde ormana döndüğümüz için belki hani Lee Sin buraya ulaşmadan önce mavisini alabilirdim. Şimdi olmadığını görünce kendi ormanımda devam ediyorum. Lee Sin bizim maviyi çalmamış. Güzel. Yani kendi kırmızısına gidip oradan orta koridora baskına gitmeyi denedim. Son can iksirimi de kullandım burada. Hop. Gayet rahat bir şekilde ormanı dönebiliyorsunuz zaten, görebileceğiniz üzere. Muhtemelen Yampirio aldı Baron tarafındaki. Yani oradan geldiğine göre almıştır diye tahmin ediyorum. Yine de gidip bakacağız tabii ki. İlk olarak Q yeteneğinizi fullemenize yarar var. Yani yarar var değil, direkt ilk olarak Q yeteneğinizi fulleyin. Diğerlerini fullemenin bir anlamı yok zaten. Şimdi gideceğim, çok önde olduğu için bir baskın denemesi yapacağım. Ram niye buraya geliyorum dedi. Yavaşlatmaya devam ediyoruz. Yakalarsa çok güzel olur. Süper. Öldü. Kırmızıya ölecek. Öldü. Öldü ki. Çok garip. Süper. Yasuo'nun yaptığı ilginç bir olaydı. Şu an biraz riskli hareket ediyorum. Yani Trindamer buradan geçerken beni görebilir. Ama ne kadar altınla base atarsak o kadar iyi şimdi. Bir an önce zıpkını bitirmek istiyoruz çünkü. Çok güzel başladık oyuna. Yasuo'nun yaptığı gerçekten ilginçti. Ama olur öyle şeyler arada. Zıpkını alırken kırmızı eşyayı tercih ederseniz sizin için en iyisi olur. Bunun nedeni de şu. Mavi alırsanız baskınlarda skor çıkarma ihtimaliniz artar. Doğru. Fakat zaten çok fazla baskın yapacak bir şampiyon değilsiniz siz Mastery olarak. Yapacaksınız fakat çok fazla yapmayacaksınız. O yüzden yaptığınız zaman zaten sizin takım oyuncularınızın büyülerinin olması gerekiyor. Kitle kontrollerinin olması gerekiyor ellerinde.
kırmızıyı almazsanız birebir durumlarda mesela ayrı kittirme yaparken çok sıkıntı yaşarsınız. Şimdi ben kırmızıyı aldığım için diyelim ayrı kittirme yapıyorum, karşıma trindamer geldi. Birebir de trindamere karşı çok rahat bir şekilde savaşabileceğim. Normalde benimle dişe diş gidebilecek bir şampiyon trindamer. Fakat kırmızı çarp burada bana yardım edecek. Mavi çarp sadece bir anlık yavaşlatırdı onu ve çok fazla bir şey fark etmezdi durum. Burada alt koridorda Lee Sin'i görüyoruz. Ben de hemen gitmeye çalışıyorum. Güzel. Bizimkiler iyi kaçtı oradan. Yakında kırmızı diyorum, zıpkın bitecek. İsini burada bir karşılasak nasıl olur? Tamam. Yampiri'yi sahipleneceğiz. O da bir şey. Totem koydu buraya. Cibrin seni kör etmesine izin verme. Zix de burada. Ah, onu kaçırmasaydı çok güzel olurdu. Ben de ultiyi bastım ama. Abartmanın bir anlamı yok. Kalisten burada sıkıntı yaşıyor. Ben base'e gidip zıpkını bitireceğim. Ve hemen yük kasmaya başlayacağım. Hatta daha erken bile yapabilirdik. Yani burada Lee Sin ve Zix ile oyalanmasaydık daha hızlı bile başlayabilirdik ama sağlık olsun bu şekilde de. Kendi kırmızım 48 saniye sonra çıkacak. Önce hangisine gitsem karar veremedim. Yani en kısa sürede bitirmek istiyoruz çünkü zıpkını. Amacımız bu. Zıpkından sonra direkt Guinsoo çıkmaya başlayacağız. Guinsoo'nun da şu an inanılmaz güçlü olduğunu biliyoruz. Değişikliklerden sonra neredeyse her türlü şampiyona yakın menzilli Guinsoo çıkılıyor. Jax de mesela inanılmaz güçlü. Hatta ben Irelia'da bile denedim bu Guinsoo Hexblade Nashor'un dişi olayını. Ve ciddi anlamda çok fazla hasar oldu. Eşyaları size gösterdiğimde anlayacaksınız mesela. Nashor'un dişi normal saldırılar isabet halinde 15 artı yetenek gücü değerinin %15'e ek büyü hasar verir diyor. Hatta duruma göre çıkılabilecek eşyalar arasında aklın sonu yerine mesela Rabadon çıkabiliyorsunuz W'dan daha fazla can alıp Nashor'un dişiyle verilen hasarı arttırmak için. Ya da Zhonya çıkabiliyorsunuz. Eğer rakipte çok fazla kitle kontrol varsa ve sıkıntı yaşıyorsanız. Bu yüzden gerçekten hani çok yönlü bir karakter olmuş Master Yi bu şekilde. Ejderi tek başıma almaya çalışıyor olacağım. Hatta Braum yardım ederse çok daha iyi olur. Master Yi biliyorsunuz zaten çok rahat bir şekilde ejderha alabiliyor ultiyi basıp. Ultiyi basmama bile gerek yoktu hatta çünkü alt koridor ikilisi yardıma geldi ve rakip alt koridor burada değildi. Yine de bastık, daha rahat bir şekilde alıyoruz. Atlatmadım nedense Kalista. Orman kampları temizlemeye devam edeceğim. Dilersen Morgana'ya mavi verebilirim ama tercihen benim almam daha iyi olacaktır şimdilik. Yani zıpkını tamamlayana kadar bir kez daha alsam gayet iyi olur açıkçası. Üst koridora baskına gidebiliriz. Vadin alameti zıpkın yükü veriyor mu acaba? Onu hiç merak etmedim daha öncesinde. Denemedim de. Onu öğrensem iyi olabilirmiş aslında. Neyse zaten vadin alametini koridor oyuncusuna bırakmak lazım. Ormancı olarak vadinin alametini almak iyi değil. Çünkü vadinin alametini aldığınızda sonra geri ormana giriyorsunuz siz bir ormancı olarak. Bu kadar erken safhada koridor ittirme yapmıyorsunuz. Öyle olunca verdiği minyonları geliştirme, güçlendirmesi hiçbir işe yaramıyor. Geldim. Bir şeyler yapabiliriz burada. Lee Sin'in orada olduğunu biliyorum. Erken kullandı. Orada Q'yu yemeyeyim diye geri çekildim bu arada. Neyse Trindamer'in ultisi yok en azından. İkinci olarak E yeteneğinizi geliştirirseniz rahat edersiniz. Burada Trindamer neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Öldü ama yani. Çok iyi.
Tünlemenin ocağına Baze'e dönmesi lazımdı. Ultisi yoktu çünkü. Biz de bunu değerlendirdik. İki tane daha skor almış olduk. Çok güzel oldu bizim açımızdan. Hemen Guinsoo'ya gidebileceğiz böylece. Guinsoo'nun da üzerindeki yazıları okursanız ne kadar güçlü olduğunu anlayacaksınız. Normal saldırılar 5 saniyeliğine artı %8 saldırı hızı, artı 3 saldırı gücü ve artı 4 yetenek gücü verir. 8 defaya kadar birikir. Yakın dövüş saldırıları 2 yük sağlar. 8 yüke ulaştığında Guinsoo'nun gazabı kazanıyorsunuz. Guinsoo'nun gazabı sayesinde normal saldırılar isabet halinde hedefe ve yakındaki rakip birimlere ilave hasar veriyor. Bu da mükemmel bir etki. Hem yetenek gücü kastığınız için Q yeteneğinizle hani adama atlayıp alan hasarı veriyorsunuz. Hem de sonra adamı vurmaya devam ettikçe alan hasarı vermeye başlıyorsunuz Guinsoo'nun pasif sayesinde. Bu zaten ayrı kittirmeyi de çok hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Aynen Yampiri'yi kesersem güzel olur yük açısından. İsim bana bulaşmayacaktır bu kadar güçlüyken. Ama ben ona bulaşabilirim. Alt koridora dikkat ediyorum. Geliyorlar mı gelmiyorlar mı diye. Tamam. Bunu yapacağını biliyordum o yüzden zorlamadım açıkçası. Sıçram yoktu çünkü. Kulenin canı çok az. Burada bir şeyler yapabiliriz. Kuleye ittirirse aslında minyonları. Riskli gibi duruyor ama yapılabilir. Tuttursa aslında Q'sunu. Çok iyi. Bunu bekliyordum. Yani zaten skoru almış oldu. Ben burada sadece kuleyi almayı sağlayacağım. Çok güzel. Bakalım bunlar var mı? Kalırız diyecektim. Yokmuş. Maviler çıktı. Mavilerine gitsek iyi ama Lee Sin zaten... Aslında keşke mavilerine gitseydik. Ben burada... Biraz saçma hareket ettim. Gerçek bir hoca öğrenmeyi asla... Tekrar skor alabiliriz belki üst koridordan. Deneyelim en azından. Düz atak yapmaya devam ediyorum. Çünkü öldürmeyecek olsam da bekleme sürelerim azalıyor. Q'm tekrar kullanılabilecek hale geliyor. Gerçek bir hoca kırmızısını totemleyeceğim. Çıktığında almayı deneyebiliriz. Lee Sin buralardaydı. Muhtemelen mavisini almadı. Hani bu kadar hızlı bir şekilde üst koridora geldiğine göre. Ziggs'e vermek istemiştir maviyi. O yüzden almamıştır diye düşünüyorum. Vadinin alametini alabiliriz şu anda. Evet, geliyor Yasuo. Sana yolu göstereceğim. Ziggs bu arada alt koridora gidiyor. Ha, cam doldurdu. Hadi al artık Yasuo. Hah iyi tamam bende kaldı diye korkmuştum. Yasuo alabilmiş güzel. Vadinin alametini Yasuo aldığı için göremedik yük veriyor mu vermiyor mu açıkçası. Dikkat de etmedim öncesinde kaç yüküm olduğunu. Yani bilgilendirirseniz güzel olur yorumlarda vadinin alameti zıpkın yükü veriyor mu vermiyor mu şeklinde. Guinsoo'yu bitiriyorum. Sonra hemen yeni eşyaya geçiyoruz. O da Hexek. İlk olarak Bilgewater Palace'ını almayı tercih edebilirsiniz. Zaten daha çok işinize yarayacaktır Bilgewater Palace'ını almak. Rakip kovalamak açısından. Hani küçük eşya olarak Bilgewater Palace'ını aldığınızda en azından birini kovalarken ya da baskın attığınızda yavaşlatabileceksiniz en azından. Ultisi var. Kendi kırmızımı alıp hemen ejderhaya gideceğim. Ama ejderhayı alınca da 30 yük olmuş olacak bu sayede.
çok hızlı bir şekilde yük biriktiriyoruz. Çünkü Master Yi'nin düz atakları zaten hızlı. Üstüne bir de çift vuruş pasifi var. Bir de zıpkın var. O yüzden Guinsoo'yu anında tamamlıyoruz. Yani 8 yük gerekiyor. Normalde yakın menzilde vuruş 2 yük harcıyor. Pardon, 2 yük anlamına geliyor. 4 vuruş yerine 2 vuruşta tamamlayabiliyorsun sanırım. Mavilerini alalım. Morgana'yı alalım. Bizimkini de ben alabileceğim bu sayede. Çok hasar verdiğim için bıraktım vurmayı. Dakika 16'da zıpkını bitirdik bu arada. Neden? Play vururken alana hasar vermiyor sanırım. Ciddi anlamda çok güçlü Master Yi bu şekilde. Oyun başında kasamazsanız da dert etmeyin. Mesela duruma göre yapabilecekleriniz var. Eşya olarak mesela bunu şuna tamamlayabilirsiniz. Avcı X'ine tamamlayabilirsiniz. Ormandan çıkmadan gerektiğinde rakip ormana girerek o şekilde zıpkını tamamlamaya çalışabilirsiniz. Benim aldığım zıpkın yüklerinde aldığım skorların da etkisi oldukça büyüktü. Oyunu erken biterse diye söylüyorum. Oynanış olarak normal Master Yi'nin oynanışından bir farkı yok. Yine Master Yi'yi nasıl oynuyorsanız o şekilde oynuyorsunuz. Fakat mesela Q atmakla düz atak yapmak arasındaki fark şu şekilde olmalı. Q yeteneğinize hasar vermek için atmayın her an. Q yeteneğinize eğer rakipte çok fazla kitle kontrol uygulayabilen bir şampiyon varsa o zaman atın, bekletin. Çünkü zaten asıl hasar kaynağınız Q yeteneğiniz değil. Asıl hasar kaynağınız düz ataklarınız olacak. O yüzden kendinizi kasmayın. Q'yu kullanmazsam hasar çıkartamam diye. Her türlü hasarınızı veriyor olacaksınız düz ataklarıyla. Bunun haricinde kastığınız bütün eşyalar düz ataklarınızı geliştirecek. Ve sadece saldırı gücü olmayacağı için mesela rakipte ne oluyordu? Çivilizer olsa bile girmekten çekinmenize gerek yok. Defansı yüksek karakterlere bile çok fazla hasar vereceksiniz. Çünkü iki taraftan hasar veriyorsunuz. Sadece saldırı gücü değil. Hem saldırı gücü hem yetenek gücü hasar veriyorsunuz. Ölmedi. Neyse geri geldi bana. Ben o skoru istiyorum ya. Hasarı gördünüz mü? Ulti kullandım. Hasarı görüyorsunuz yani. Deli gibi hasar var. Guinsoo zıpkın sadece. Daha diğer eşyaları çıkmadım bile. Buna çarp attık. Kuleye ekstra hasar vereceğiz. Tek de alabilir miyiz acaba kuleyi? Yok. Ha, çarp atamadık, doğru. Çarp atmış olsaydık tek de alacaktık kuleyi de. Çarp atmadığımız için, çarpımız olmadığı için daha doğrusu. Böyle bir şey olmadı. Buna bile devam ederiz şu anda. Hasara bakın. Aa, belki ucuyla kaçarım dedim. Kaçamadık. Kaçamadı. Mahvolmuş çıkmıyoruz bu eşya build'inde. Mahvolmuş evet, güzel bir eşya, fakat biz yetenek gücüyle düz atak istiyoruz. O yüzden Hex'e çıkıyoruz. Ekstra eşyalar. Devam ediyorum eşya build'ini anlatmaya. İlk zıpkını çıktık, tamamladık. İkinci Guinsoo'yu tamamladık. Üçüncü Hexek'i tamamladık. Dördüncü olarak Nashor'un dişi tamamlıyoruz. Şöyle başlayın saldırı eşyasından. Sokarca'yı aldıktan sonra o belli bir bekleme süresi de verecek. Bekleme süresinin azalma da verecek. O da işinize yarayacaktır. Nashor'un dişini alıyoruz. Sonrasında aklın sonunu alıyoruz. Ayakkabınızı geliştirmeyi unutmayın. Ayakkabınızı duruma göre savaşçı çizmeleri ya da Merkür'ün adımları şeklinde yaparsınız. Savaşçı çizmelerinizi ya da Merkür'ün adımlarınızı, hani bundan ikisinden birine geliştirme olarak hiddet en çok işinize yarayacak güçlendirmedir. Fakat duruma göre sığınak da tamamlayabilirsiniz. Oyun yapısı olarak ayrı kittirme yapıyor olmanız gerekiyor. Nashor'un işinden sonra aklın sonunu alacaksınız demiştim. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum şu an. Yok, hayır. Bu şekilde. Kalista düşüp duruyor. Ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. 22'ye 6 olduğu için skor. Buradan kolay kolay dönmeyecektir oyun.
Çok kötü yere girdik. Öldük. Bir anda 5 kişi olacaklarını düşünmemiştim açıkçası. Hani 3 kişi bekliyordum ama 5 bayağı şaşırttı. Orada Yasuo ulti atmış olsaydı, yani atabiliyor muydu, menzilinde miydi bilmiyorum ama ulti atmış olsaydı toplarlardı hepsini. Ping yazdı. Demek ki menzilindeydi ama Ping'den atamadı. Yeni bir eklentim bu. Adamın üzerine geliyorsunuz minimap'te. Canını gösteriyor ama çok küçük bir şekilde gösteriyor. Ne işe yarar bilmiyorum. Yasuo neden kırmızı alıyor onu da hiç bilmiyorum. Sormak lazım kendisine. Hani burada bir Master Yi dururken neden kırmızı aldın diye ama bilemeyeceğim artık. Niye aldı? Amaçsız öfke yenilgi getirir. Üst koridor minyonları çok güzel duruyor ama Ejder'i direkt gidip almak istiyorum. Üçüncü Ejder sonuçta. Kalista geldi mi? Gelmedi mi? Fake atıp duruyor az önceden beri. Ulti basıp direkt gireceğim açıkçası Ejderha'ya. Ya da basmasam mı? Gelmiyorlar gibi o yüzden basmamayı tercih ettim. Şu hasar ne yani? Mastery çok OP olmuş bu şekilde. Braum'un pasifi sayesinde, sersemletmiş olmamız sayesinde ultisini de kullanamadı Trina. Çok iyi. Ciddi anlamda çok snowball'a bağladık bu oyun. Kartopu etkisine bağladık. Çok rahat taşıyoruz o yüzden. Yani taşıyoruz denebilir bence bu kadar fazla hasar verirken. Normalde taşıyoruz ifadesini kullanmam. Mesela takım arkadaşlarımız da çünkü aşırı iyi. Ama hani bu kadar rahat oynamamızı sağlayan bizim verdiğimiz hasar diye düşünüyorum. Yoksa takım arkadaşlarım da gayet iyi dediğim gibi. Eğer zaten kastıysanız bu arada doldurulabilir iksiri şöyle bir uzun kılıç ya da Dagger'ın Türkçesi neydi? 300 altınlık saldırı hızı eşyası. Onu almak için satabilirsiniz. Tabii ki önce Nashor'un dişini alacağız. Yanlış eşya mı almışım? Hmm, aynen. Fark etmeden tamamlamışım. Tabii ki Nashor'un dişini de alabiliyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Ziynet güçlendirmesi olarak ben açıkçası sarı ziyneti değiştirmeyi pek sevmiyorum. Çünkü değiştirdiğinizde sallıyorum. Siz buradasınız, adam buraya sıçrattı. Ziyneti kullandığınız anda, totemi attığınız anda Q ile adama mesela atlayabiliyorsunuz. Eğer o refleksi gösterebilirsiniz. Kırmızıya dönüştürdüğünüzde böyle bir imkan kalmıyor. Hani daha fazla harita hakimiyetine sahip oluyorsunuz fakat bu dediğim olayı yapamıyorsunuz. O yüzden ben çok sevmiyorum. Mavi ziynete dönüştürebilirsiniz duruma göre. Kırmızıya da dönüştürebilirsiniz. Hatta muhtemelen dönüştürmeniz sizin için daha iyi olacaktır ama ben dönüştürmüyorum. Hasarıma bakmak için şu an deniyorum baron yapmayı. Da yapıyoruz gibi duruyor. Yaptık. Yani solo yaptık diyebiliriz. Morgana yardım etmeseydi de yapmış olacaktık çünkü. Q atmadım. Q atmayın. Eğer solo baron yapıyorsanız kesinlikle Q atmayın. Çünkü Q attığınızda baronun içine gireceksiniz. Baron sizi ileriye doğru itmeye çalışacak. Bu sırada size hasar verecek ama siz ona hasar veremeyeceksiniz. Bunun sonucunda da bedavadan hasar yemiş olacaksınız. Düz atak yapmaya devam ettiğiniz sürece can doldurduğunuz için
Canınız bir anda çok fazla düşmüyor. Düşüyor ama bir anda çok fazla düşmüyor. Benim deyip aldım. Sana yolu göstereceğim. Keşke çarpı atmasaydım. Golemi atardım. Aklın sonunu alabiliyor muyuz? Gücünü Yok. doğru yönlendir. 250 altın daha alırsak alabileceğiz. Solo baron yapmayı gerçekten ben de ilk defa denedim. Şaşırdım çünkü çok güçlü yani. Kaç? 15. seviye miydik? 16. seviye miydik? Bir dakika. 16. seviye miydik? 15. seviye miydik? Benim aklımda kalmadı açıkçası. Muhtemelen 15'lik ve tek başımıza aldık yani bu eşyalarla. İnsek yapacak diye korktum ama yapmadı nedense. Çok iyi. GG. Hani aklın sonunu da ekleyip göstermek isterdim tam olarak hasar nasıl olduğunu ama bu kadar uzamayacak maç. Maalesef. Bu kadar güçlü. AP Mastery'yi. Yeni metaya tanık olmaya psikolojiyle devam edebilirsiniz. Gerçekten güzel şeyler yapacağız. Yani daha 2016 sezonuna oldukça uzun bir zaman var. 6 Ocak'ta başlayacak diyorlar yeni sezon. Yani eski ligler sıfırlanıp yenisi o zaman başlayacak diyorlar. Bakalım. Biz o zamana kadar en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor olacağız. İstatistikler gelirse verdiğimiz hasarı da tam olarak gösterebiliriz. Ayrıca kanalın zaten takipçileri olan insanlar için söylüyorum. İşsiz gel bakalım. Bana baya bir baskı yapıyordunuz. İşsiz'i daha fazla görebilir miyiz diye. O yüzden işte bir Instagram açtık. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama siz şu anda 88 takipçin var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Umurumda değil sanırım ama siz dilerseniz hani bana artık issi her videonun altına issi göster issi göster yazmak yerine dilerseniz Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Instagram hesabı @gunlukissiz şeklinde ulaşabiliyorsunuz. Yani günlük issiz yazarsanız da çıkacaktır. @gunlukissiz şeklinde ulaşabilirsiniz. Orada her gün issin bir videosunu ya da fotoğrafını paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. SRT ile bitirmişiz. 18-2-3 oynayıp 16.400 altın biriktirmişiz. Ve şampiyonlara verdiğimiz hasar Morgana'dan az olsa da gayet yüksek bir hasar. Zaten şöyle verilen büyü hasarını görebileceksiniz. Asıl hasarı hani dediğim gibi saldırı gücüyle veriyor gibi olsanız da çok fazla da büyü hasar veriyorsunuz. Aklın sonunu bitirdiğimde de zaten bunu görüyor olacaktınız. Hani oyun sonunda verdiğin saldırı gücü hasarıyla büyü hasarı daha da yakınlaşıyor. Bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.